Önümüzdeki Brawl Talk ile birlikte Kupa Ligi sistemi yenilenecek. Yeni Kupa Ligi kutusu oyuna eklenecek. Bu videoda kupa kutusundan neler çıkacak ve bu kutuyu alabilmek için ne yapmamız lazım? Yeni eşleştirme sistemi, yeni rank sistemi ve liderlik tablosundaki değişikliklerden bahsedeceğim. Supercell bu değişikliklerle alakalı 7 sayfalık detaylı bir not verdi. Ben bu notu 2 sayfaya düşürdüm ve tüm detaylarıyla sizlere anlatacağım. Hepsini anlamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi ve bu tarzda güncel videoları izlemek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son olarak da marketin en sağ kısmı Sulorian yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi öncelik olarak bu Kupa Ligi sistemi neden değişecek? Bunlardan bahsetmişler arkadaşlar. Şu anki Kupa Ligi sisteminin karmaşık ve eğlenceli olmamasından, ödüllerinin kötü olmasından, eşleştirme sisteminin uzun olmasından, onun dışında favori karakterlerimizle çok fazla oynayamamamızdan dolayı yeni bir sistem getiriyorlar. Tabii ki yeni sistemdeki amaçları da daha anlaşılır ve eğlenceli olabilmesi, daha fazla ödül kazanabileceğimiz bir sistem ve sevdiğimiz karakterle sonuna kadar oynayabileceğimiz, rahat oynayabileceğimiz yeni bir sistem getirmek. Peki bu sistemle birlikte oyuna yeni olarak neler eklenecek? Şimdi gelelim buna. İlk olarak biliyorsunuz ki oyun içerisinde maksimum 35 rütbe var. Bu artık 50 rütbe olacak arkadaşlar. Maksimum olarak geçecek bu. Şu anda maksimum rütbede 35 yazıyor ya. 50 yazmayacak, maksimum yazacak. 50. kademenin kaç kupa olduğunu tabii ki merak ediyorsunuzdur. 50. kademe arkadaşlar şaşırtıcı bir şekilde 1000 kupa. Yani 1000 kupa karakteriniz maksimum seviyeye ulaşmış olacak. Yani buradan da şunu anlıyoruz ki her 20 kupada bir karakterimiz yeni rütbeye geçmiş olacak. Yani 20 kupada 2. rütbe, 40 kupada 3. rütbe, 1000. kupada da 50. rütbe, yani maksimum rütbe. Kupa kazanma ve kaybetme sistemi bayağı bir değişecek arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz ki 700 kupada mesela savaş topunda kazandığın zaman artı 9 veriyor. Kaybettiğinde de eksi 9 veriyor. Mesela bu nötr. 800'den sonra bu eksiye geçiyor. Yani kazandığın zaman artı 7 alıyorsan kaybettiğinde eksi 8, eksi 9 falan alıyorsun. Yani bir maç kazanıp bir maç kaybettiğinde eksiye geçmiş oluyor. Bu sistemi değiştirecekler. 1100 kupaya kadar hep artıda olacağız. Yani 1000 kupadayken mesela bir tane savaş kazandık. Bunlar şu an tamamen örneklendirme. Artı 10 verecekse kaybettiğimiz zaman eksi 8 verecek. Yani artı 2'de olmuş gibi olacağız. Bu sistem tekrardan 1100 kupadan sonra eksiye dönecek. Kupa Ligi sezonuyla Brawl Pass sezonu aynı anda başlayıp aynı anda bitecek. Ve artık sadece 1000 kupanın üzerindeki karakterlerin kupası düşecek. Eğer bütün karakterleriniz 1000 kupanın altındaysa 1000 kupanın altındaki hiçbir karakteriniz kupa kaybetmeyecek. Şimdi bunu dediysek tabii ki karakterlerimiz 1000 kupaya gelince ne olacak? Bu çok önemli. 1000 kupa az önce de dediğim gibi 50. rütbe ve maksimum seviye. Maksimum seviyenin üstünde, yani 1000 kupanın üstünde her kastığınız kupa, kupa kutusunu doldurmanız için size yardımcı olmuş olacak arkadaşlar. 1000 kupanın üzerinde ne kadar fazla kupa kazarsanız o kadar daha iyi kutu açmanıza sebep olacak. Peki 1000 kupa karakteri olmayanlar için bir kupa kutusu da olacak mı? Evet, olacak arkadaşlar. Eğer toplam kupanız 1500'ün üstündeyse sezon sonunda temel seviye kupa kutusundan siz de açacaksınız. Yani 1000 kupa karakteriniz yoksa da bu kutudan alacaksınız. Şimdi gelelim bu kupa kutusunun detaylarına arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki sezon sona erdiği zaman 10 tane karakterimizin kupası düşüyor ve bunun karşılığına biz bir mücevher alıyoruz. Artık bu mücevher sistemi olmayacak arkadaşlar. Bunun yerine 1000 kupa üzerindeki karakterler sezon sonunda düşmesiyle yeni kupa kutusu ödülünü alacağız. Kupa kutusunun da 5 farklı çeşidi bulunuyor arkadaşlar. Kastığınız kupaya göre aldığınız kupa kutusu ödülü de değişecek. Bu kutu küçük, büyük, mega, omega ve ultra kupa kutusu. Tabii ki kutu büyüdükçe de aldığımız ödüller mantıken de daha fazla olacak ve artacak. Onun dışında önemli bir detay da var arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz ki 10. rütbeye geçtiğimiz zaman bize mücevher veriyor. 15. rütbede, 20. 25. 30. ve 35. rütbede bize mücevher ödülü veriyor oyun. Bu yeni sistemle birlikte mücevher ödülü verilmeyecek. Ama şöyle de bir detay var. Zaten biz bu kupa kutusuyla birlikte daha fazla mücevher elde edebileceğiz. Ama benim size tavsiyem, eğer böyle 0 kupada, rank 0'da bıraktığınız karakterler varsa onların rütbesini kasıp hem o mücevherleri alın hem de yeni sistemle birlikte gelen aynı şekilde daha fazla mücevheri de alabilirsiniz. Kupa kutusunun içerisinden garanti bir kostüm ve kozmetik ürün çıkıyor ve gelen kostümün enderliği de kupa kutusunun seviyesine göre belirleniyor. Şimdi hepinizin en merak ettiği o kısma gelelim arkadaşlar. Kupa kutusunun içerisinden hangi garanti ödüller çıkacak? Şu kutunun içerisinden görmüş olduğunuz gibi minimum rewards diyor. 6 tık hakkı vereceğini söylüyor. Yani 6 en az tık hakkı, daha fazla tık hakkı da tabii ki de verebilir. Garanti olarak ender kostüm vereceğini söylüyor ve içerisinden diğer görmüş olduğunuz gibi sıradan ender, destansı, koleksiyon rozeti, profil simgesi, XP katlayıcı, mücevher, elmas ve sprey de çıkabiliyor. Büyük kutuya geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 100 kupa kasmamız gerekiyor 1000 kupanın üzerinde ve bize en az 8 tık hakkı veriyor. Garanti olarak bize bir süper ender kostüm veriyor. Bundan da yine küçük kutuda olduğu gibi arkadaşlar elmastır, mücevherdir, DP katlayıcı. En alttakiler zaten bütün kutularda çıkıyor. Mega kupa kutusuna
geldiğimiz zaman da bunun için 400 kupa kasmamız lazım ve bize en az 10 tık hakkı veriyor. Bunun içerisinden yine süper ender kostüm çıkabiliyor. Eğer şansınız varsa daha destansı bir kostüm de çıkartabilirsiniz. En aşağıdaki ödüller de yine bunun içerisinden çıkacak. Omega kupa kutusunu açabilmek için görmüş olduğunuz gibi 1000 kupa kasmamız gerekiyor ve bunun içerisinden toplamda 16 tık hakkı veriyor en az. Süper enderden destansı kostüme de geçtik. Bu açıdan da çok iyi. Yani garanti bir şekilde destansı kostüm çıkartabiliyorsunuz. Hatta şansınız varsa gizemli bir kostüm de çıkartabilirsiniz. Aşağıda görmüş olduğunuz elmas, mücevher, DP katlayıcı, profil simgesi, sprey ve diğer bütün enderlikteki rozetleri çıkartabiliyorsunuz. Ve son olarak geldik ultra kupa kutusuna. Bu kutuyu açabilmek için de 3000 kupa kasmanız gerekiyor. Bu arada bu saydığım kupaların hepsi de yani 1000 kupanın üstünde kastığınız kupalar arkadaşlar. Ona göre her maçta kupa kazandığınızda bu barlar dolaraktan kutunuzu belirleyeceksiniz sezon sonuna kadar. Bunun içerisinden görmüş olduğunuz gibi en az 20 tık hakkı veriyor. Garanti yine destansı bir kostüm veriyor. Ama abi bunda eğer şanslıysanız hani destansı gizemli çıkartabiliyorduk az önceki kutuda. Bunun içerisinden efsanevi ve hiper şarj kostümü bile çıkabiliyor. Gerçekten muazzam bir kutu. Ekstra yine elmastır, mücevherdir, DP katlayıcı, profil simgesi, sprey ve bütün enderlikteki rozetler de bunun içerisinden çıkabiliyor. Ve burada da bir dipnot geçmişler. En üst seviyedeki kutuya ulaşmamızın zor olacağını. Fakat normal oynadığınız gibi oyunu oynamaya devam ederseniz bu sistemle birlikte çok daha fazla bir şekilde ödül alabileceğinizi eklemişler. Şimdi gelelim yeni eşleştirme sistemine. 0 ila 1000 kupa arasında eşleştirme sisteminizde sizin kupanıza yakın karakterler karşınıza gelecek. Fakat 1000 kupanın üzerine geldiğimiz zaman işler birazcık değişecek arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz 1000 kupanın üzerinde özellikle böyle 1300-1400'lerde tabii ki eşleştirme yaparken oyun bekletiyor. Bunun önüne geçebilmek için 1000 kupanın üzerindeki bir oyuncu atıyorum 1001 kupalı bir oyuncu 2000 kupalı bir oyuncuyla denk gelebilir. Hani bunu yapmalarının sebebi de daha hızlı bir şekilde herkesin maç yapabilmesi. Bu durumla alakalı da şöyle bir dipnot geçmişler arkadaşlar. Sizlere okuyayım. 1000 kupadan sonra profesyonellerin ve sıradanların hepsinin aynı havuzda olacağı anlamına mı geliyor? Buna evet demişler ama profesyonellerin sayısı sıradanların sayısından çok 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 daha az. Bu yüzden bu eşleşmeler olabilir ama çok nadir görüleceğini söylüyorlar. Bu sistemden dolayı da arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunun içerisinde bir düşük kupa eşleştirme sistemi var. 1000 kupanın üzerindeki underdog tamamen bitecek. Yani 1000 kupanın üstünde artık düşük kupa yazısı karşınıza hiçbir şekilde çıkmamış olacak. Kazanma serisiyle alakalı bir değişiklik var. Şu anda biliyorsunuz ki bütün karakterlerle birlikte bir toplam kazanma serimiz bulunuyor bizim. Bu kazanma serisi sistemi artık değişecek arkadaşlar. Kazanma serisi her karakter için farklı olacak. En yüksek kazanma serimiz profilde gözükmeye devam edecek. Fakat bu kazanma serisi muhabbetinde artık bütün karakterler için farklı bir hale getirmiş oldular ve yeni bir sisteme geçildi. Gelelim şimdi liderlik tablosuyla alakalı yeniliklere. Liderlik tablosu artık 2 tane olacak arkadaşlar. Bir tanesi her sezon sıfırlanan sezonluk liderlik tablosu. İkincisi ise o zamana kadar kasılmış en yüksek kupa yani tüm zamanların liderlik tablosu olacak. İki farklı şekilde hem sezonluk hem de tüm zamanların en yüksek kupasını görebileceğiz. Sezonluk liderlik tablosuna girdiğinizde her sefer için bir profilinize prestij simgesi eklenecek. Bu simge daha sonrasında arta arta ilerleyecek arkadaşlar. Ne kadar fazla liderlik tablosuna girerseniz bu şekilde profilinizde de bunların sayısı artmış olacak. Şimdi gelelim 50 rütbe oyuna eklenecek dedik. 1000 kupa maksimum kupa olacak dedik. Oyunda bir sürü 35 rütbe kasan vatandaşlar var. Yani bende de var. Bende 3 veya 4 tane falan var. Çok fazla yok bende. Supercell bunu da düşünmüş arkadaşlar. Eğer hesabınızın içerisinde bir tane 35 rütbe karakter bulunuyorsa bir tane pin kazanacağız. Pini de sizlere zaten şuraya koyarım. Farklı bir pin gelecek. Eğer hesabınızın içerisinde ondan fazla 35 rütbe karakteriniz varsa da onlara özel yeni bir ünvan gelecek arkadaşlar. Bende 10 tane yok. Yani bu saatten sonra 10 tane de kasılmaz gibi duruyor. Yani bu ünvanı maalesef ben alamayacağım. Alanlar yorumlara yazabilir. Ve şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Yani şu anda 1250 kupa olmasına gerek yok karakterinizin. Önceden kastıysanız 35 rütbe 10 tane o yeterli olacak. Yani şu an deli divane gibi hepsini 1250'ye tekrardan getirmeye çalışmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz Brawl Talk'a çok az kaldı arkadaşlar. Brawl Talk'tan sonra güncelleme oyuna gelecek ve güncellemenin gelmesiyle birlikte yeni kupa sezonu direkt sıfırlanmış olacak. Güncellemeden sonraki ilk kupa sezonu sıfırlanmasında da arkadaşlar 1000 kupanın üzerindeki bütün karakterler yani şu an 1600 kazanlar, 130.000, 140.000 kazanlar maalesef hepsinin bütün karakterleri 1000 kupaya kadar düşecek. Bu düşme de arkadaşlar 7 Ekim'de gerçekleşecek. Tam Perşembe gününe denk geliyor zaten. Brawl Pass'le aynı anda başlayıp biteceğini videoda söylemiştim. O zaman Kupa Ligi sezonu sona erecek ve sezonun sona ermesiyle birlikte 1000 kupaya bütün karakterleriniz tekrardan düşecek. Benim 1000 kupanın üstünde şu an bir karakterim olmadığı için çok bir derdim yok. Ama bilgisini size vereyim yani. Orada düşmesiyle birlikte güncellemeden hemen sonra kupa kutusunu hesabımızda açabileceğiz. Son
olarak bir de not var arkadaşlar. Bu notları da size ben bir okumak istiyorum. Önemli olarak belirtmişler çünkü. Burada belirtilen bazı değerlerin nihai olmadığını göz önünde bulundurun demişler. Yani buradaki değerler değişebilir arkadaşlar. Yani videoda ben bahsettim hepsini ama gelmeden önce ufak tefek değişiklikler de yine olabilir. Kupa Ligi sistemindeki bütün detayları bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır ve izlerken keyif almışsınızdır. Biz Kupa Ligi kutusunu nasıl buldunuz ben bayağı bir beğendim. Abi sezon bittiği zaman 10 tane karakterin kupası düşüyordu. Yani totalde zaten 300-400 tane mücevher veriyordu. Neredeyse hiçbir mantığı yoktu. Abi şu an en az 6 tık hakkı veren bir kutu alacağız. Onun dışında 20 tık hakkına kadar da fazla kupa kasarsanız alabileceksiniz. Bu yüzden bu sistem çok 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 daha iyi duruyor. Ben bayağı bir beğendim bu sistemi. Yani gerçekten güzel bir güncelleme bizleri bekliyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.